Hocam şimdi ben Mehmet Hoca'ya bazı açılardan çok katılıyorum. Yani bu Türkiye özellikle Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Batı'da çok olumlu puanlar topluyor. Yani Ukrayna'ya desteği, her iki tarafla diyaloğunu sürdüren tek ülke olması, ben Batı basını yakın takip ettiğim için biliyorum, orada medyada ciddi övgülere neden oldu. Avrupa'da siyasetçiler de bundan memnunlar. Türkiye'nin çok kutuplu bir dünyada ya da kutupları belirsen hiçbir dünyada herkes de geçinebilirmiş gibi olmasa da bir yandan hoş gibi görünmekle beraber şöyle bir risk barındırıyorum size göre. Kadın vardır veya adam fark etmez. Yani bir ilişki esnasında birisi diğerini kıskandırmak için, diğeriyle sorun yaşadığı zaman kıskançlık yarattırmak için gider öbürüyle de böyle bir hafif bir diyaloğa girer falan böyle. Sonra tekrar buna döner, sonra tekrar ona gider. Yani bu kıskandırma ve ya bak benim talibim çok, sana muhtaç değilim ilişkisi gibidir. Bu gibi ilişkiler sonunda toksik bir hale gelebilir ve herkes açıkta kalabilir. Siz bu nevi bir siyaseti nasıl buluyorsunuz? Bu şimdiye kadar zaman zaman olumlu, zaman zaman olumsuz ama idare edildi. Bu hep sürdürülebilir bir politika mıdır? Ya da bu politika doğru bir politika mıdır? Dünyada bunu başarıyla uygulayan başka ülkeler var mı? Esasında yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bugün güzel bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk önce Genel Kurul Başkanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri konuştu. Ve o konuşması için de tahıl Evet. konusunda Türkiye'nin yapmış olduğu başarılı işin hem dünya için hem de gelecek için çok önemli Önemli olduğunu olduğunu söyledi. söyledi. Şimdi bu esasında yani bir ülkenin için bir gurur şeyi. Yani Doğru. bir genel kurulunun böyle bu şekilde başlaması. Ben Sayın Erdoğan'ın konuşmasını da dikkatle dinledim. Orada da esasında ilginç bir takım nüanslar da vardı. Örneğin bir cümlesi Türkiye'nin Avrupa kimliği ve Avrupa kimliği içinde Avrupa'nın da en doğusundaki Asyalı kimliği gibi. Bu anlamda mesela Avrupa kimliğini vurgulaması bence ilginçti. Aynı zamanda çok global de bir konuşmaydı. Yani sadece Ukrayna, sadece Rusya değil, aynı zamanda Afrika'sı, Asya'sı, bütün bu Doğu Akdeniz'i, bütün o Balkanlarıyla daha böyle Türkiye'nin küresel rolü üzerine bir konuşmaydı. Ve Amerika'ya ilginç bir şekilde eleştirildi. Yani Yunanistan'a olan eleştirildi. Belli de haklı da olan, hani o sertti ama Amerika'ya eleştirildi mesela yok gibiydi. O yüzden de bence dikkatli hazırlanmış bir konuşmaydı. Ya yani bunun da sizin sorunuzla ilgili demek ki yani Şangay toplantısından sonra ki orada da yani çok ciddi ülkelerin genel başkanları vardı. Başkan olarak, başbakan olarak genelde başkan oluyorlar onlar. Sonradan Avrupa'ya geçmek, New York'a geçmek bağlamında. Şimdi burada ben şöyle düşünüyorum. Bu esasında bugün siz de yazdınız Fatih Bey. Yani dünyanın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte sadece bir savaş yaşamıyoruz. Aynı zamanda 1945 sonrası sistemin bitmesini yaşıyoruz. Amerika egemenliğinin, Pax America deniyor, onun bitmesini bir anlamda yaşıyoruz. Bir taraftan Batı birleşiyor gibi gözüküyor ama ne kadar sürekli olabilecek, ne kadar güçlüler soru işaretleri var. Bu hem NATO temelinde var hem de Avrupa Birliği temelinde var. Ama aynı zamanda küreselleşme temelinde de herkesin kendi içine değil mi? Kapandığı, gıda krizi gibi, enerji krizi gibi bu ekonomik krizlerin böyle sadece bütün dünyaya açılalım değil, herkesin kendini kondu. Buna globalizasyon deniyor. Yani biraz böyle globalleşmenin de krizi var. Ve gene tam var mı emin değilim. O yavaş yavaş geçmeye başladı. Yani var gibi ama. Yani burada esasında benim de katıldığım toplantılarda son dönemlerde hep şu konular konuşuluyor. Geleceğin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir uncertainty yani bir belirsizlik içinde olan ve bu belirsizliği biz nasıl yöneteceğiz? Bu esasında siz çok iyi bilirsiniz. Yani ekonomide de bunlar tartışılıyor, işletmelerde de bunlar tartışılıyor, dünya siyasetinde de bunlar tartışılıyor. Şimdi böyle bir geleceğin belirsiz olduğu, krizlerin olduğu bir dönemde eğer sizin coğrafi olarak hem Avrupa'yla hem
Amerika ile hem Asya ile ilişkileriniz varsa bu tabii Atatürk'ten beri bir köprü olmak, bunları iyi idare etmekte siz tek taraflı olamazsınız. Yani hem Avrupalı olacaksınız hem esasında Asya'ya doğru gideceksiniz. O yüzden ben mesela Şankay İşbirliği oradaki resim bence bu devam edecektir. Bu Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanı da ilgili değildir. Yani seçimleri konuşacağız. Onu soracağım biraz. Yani bence esasında seçimlerde iktidar değişse de... Bu tablo sürer. Bu tablo sürecektir. Bize de bu konularda hep sürekli danışıyor. Yani bir ne olacak, kırılma olacak mı? Yok, bu genel anlamıyla bu bence süreklilik devam edecektir. Yani burada başka birisi de olsa o konuşmayı bence Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak bu şekilde yapması gerekiyor. Çünkü yani bu artık Türkiye'nin bir milli politikası. Evet, Türkiye'nin bir politikası. Ama biraz bunu nasıl yapacağız derken ben orada hep Atatürk dönemine gidiyorum. Atatürk döneminin içinde Atatürk'ün nasıl davrandığına gidiyorum. Oralardan bir takım şeyleri öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onun yaptığı, çünkü bu dönem biraz ona da benziyor değil mi? Yani tam 100 yıl sonra ama 100 yıl önceye gidiyoruz. İki tane çok önemli hamle vardı. Bunlardan bir tanesi esasında Atatürk'te. Yani Batı'yla savaşıyordu ama bir Hindistanlı için sömürgeciliğe karşı savaş yapan birisiydi. Bir Pakistanlı için öyledir. Oralara gittiğiniz zaman bir sürü Kemaller, Mustafa'lar, Cezayir, Tunus. İşte mesela Amin Mahmutov'un meşhur kitabında teyzesinin ismi Kemal. O yüzden Kemal teyze deniyor filan. Bir taraftan esasında Batı ile savaşırken küresel pozisyonunu çok iyi aldı. İkincisi savaş bittiği andan itibaren dost kaldı ve hemen eğitim müthiştir. Ekonomi, İzmir İktisat. Ve model olarak da Batı'yı aldı. Evet. Şimdi böyle olunca siz eğer büyük bir belirsizlik durumunda böyle bir coğrafyadaysanız ve bu coğrafyanın size vermiş olduğu büyük bir kıymetli bir kimlik varsa, köprü olmak, birlikte olmak, dünyaya açılmak, bunu iyi stratejiyle yapmanız gerekiyor. Yani bir, kendi içinizde kuvvetli olmanız gerekiyor. Mesela Şangay Beşlisi'nden farkımız bizim. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Avrupalı kimliğine, her ne kadar Avrupa Birliği'ni, NATO'yu eleştirse de vurgulaması önemli. Çünkü bakın o masada iki tane, üç tane şey yoktu. Bir tanesi demokrasi yoktu. İkincisi mesela bugün Cumhurbaşkanı'nın söylediği ikinci cümle yeşil devrimdi. Orada iklimle konuşan hiç kimse yoktu, değil mi? Yani üçüncüsü de kadın erkek eşitliğinden gidelim. O tür yani kimlik temelinde eşitlikler yoktu. Şimdi o yüzden biz o masanın, Mehmet Hoca'ya katılıyorum, iyi ilişkilerimiz olsa bile üyesi her ne kadar Cumhurbaşkanı söyledi bile olamaz. Yani biz esasında bir Atatürk'ün o dönemlerde yaptığı stratejik vizyon ile hem Avrupa'da olacağız, hem Asya'da olacağız. Hem Afrika'da Avrupa değerlerine olacağız. Sahip olacağız. Ama eskisi gibi değil ama. Tabii. Eskisi gibi değil. Çünkü Mehmet Hoca orada da katılıyorum. Yani Avrupa Birliği'nin de bize göstermiş olduğu çifte standartlar var. O yüzden de Avrupa Birliği'nin kapısında sürekli Avrupa Birliği'ni bekliyor olmayacağız. İddialı olmamız gerekiyor. Biz eğer oranın üyesi olmak istiyorsak biz buranın üyesi olacağız arkadaş diyerekten sonuna kadar bunu götüreceğiz. Mesela sizin bugün yazdığınız yazıda çok ilginç bir kısım vardı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir taraftan Avrupa Birliği ile kavga halinde gibi gözüküyor ama esasında Türkiye Avrupa Birliği'nin mülteci sorununu çözüyor gibi gözüküyor. İşi sorununu çözüyor gibi. Yani o anlamda esasında Avrupa Birliği için ideal bir yönetim var. İdeal bir pozisyondayız şu anda, aynen öyle. Yani o yüzden de hani hem kavga ediyor hem seviliyor aynen. Dediğiniz şey. Fakat böyle olmak gerekmiyor. Bence esasında bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmayı, bunu tekrarlayayım çünkü iç siyasete girdiğimiz zaman da vurgulayacağız. Bu Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşması olduğu için seçimlerde iktidar değse de yeni gelen Cumhurbaşkanı da bence böyle konuşması gerek. Global olmalı, her iki tarafta olmalı ama aynı zamanda kendi içinde demokrasi ve şeyle birlikte daha o vizyona dayalı olması gerekiyor diye düşünüyorum.